Evet, şimdi stratejik analiz süreci üzerine duracağız. Bu stratejik yönetim deyince aklımıza ilk gelen mevzulardan bir tanesidir. SWOT analizi, Türkçesiyle GZFT analizi. Güçlü taraflar, zayıf taraflar, fırsatlar, tehditler. Bu analizin öncülleri nasıl yapılıyor? Ve rakamsallaştırarak SWOT analizi nasıl yapılır, neden yapılır? Bir çevre analizini teknikleriyle konuşalım ve inceleyeyim istiyorum. Öncelikle hangi aşamadayız burada? Kitabın bölümlerine de baktığımızda kitabın 3. bölümünden itibaren bir stratejik plan dosyası nasıl hazırlanırın aşama aşama bölümleştirildiğini göreceksiniz. Yani 3. bölümden itibaren stratejik analiz süreci ile başlayan, sonra stratejik yön çizmeyle devam eden, sonra stratejileri belirleyerek akan ve en nihayetinde de fonksiyonel stratejilerin ya da politikaların oluşturulmasıyla sonuçlanan ve faaliyet planının oluşturulması, ortaya çıkartılmasıyla sonuçlanan bir planlama sürecinden bahsediyoruz. Stratejik plan sürecinde aslında biz şunu yapıyoruz ilk başta. Nerede olduğumuzu bir tespit ediyoruz. Bir durum tespiti yapıyoruz. SWOT analizi stratejik planın sadece tespit aşamasını oluşturur. Ama bugün ülkemizde strateji denildiğinde akla gelen şey bir kağıda alıp dörde bölmek, güçlü taraflar, zayıf taraflar, fırsatlar, genç nüfusun artması falan gibi geyik muhabbeti yapıp bu dört kutuyu doldurup bir strateji yaptık demek, strateji yapmak demek değildir. Bu tespiti yaptıktan sonra uygulayacağın eylem planını bulmak, stratejilerini seçmek ve eylem planını bulmak, faaliyetlerini planlamak ve bunları bütçelendirmek suretiyle aslında sen stratejik planını yapmış oluyorsun. SWOT sadece ama sadece durum tespiti yapar. Tek başına hiçbir işe yaramaz. Hangi aşamada olduğumuzu özetle durumu tespit eder. Şimdi burada biz aslında ne yapıyoruz? SWOT derken aslında iki şeyden bahsediyoruz. Bir, kendimize bakmak, kendi durumumuza bakmak, koşullarımızı incelemek. İki, çevreye bakmak. Kendimize baktığımızda bugüne bakıyoruz. Şu andaki durumumuzu tespit ediyoruz, güçlü ve zayıf yanlarda. Çevreye baktığımızda ise daha çok gelecekteki durumu öngörmeye çalışıyoruz. Fırsat ve tehdit diye iki tane kelime var bakın. İkisi de gelecekle alakalıdır. Yani mevcut durumda kendimize bakıyoruz, gelecekteki durumda da çevreye bakıyoruz. Nasıl fırsatlar çıkacak, nasıl tehditler bizi bekliyor. İçe bakış ve dışa bakış olarak aslında bu durumu özetleyebiliriz. Kendi güçlü ve zayıf yönlerimize baktığımızda bir durum tespiti yapıyoruz aslında vaziyetimizle alakalı ve bunun çeşitli yöntemleri var. Sektöre göre nasıl olduğumuzun analizi, ürün grubuna ve ürün açısından ne durumda olduğumuzun analizi bir analiz metodu olarak kullanılabiliyor. Ya da kaynak temelli yaklaşım, bizim varlıklarımız neler, yeteneklerimiz neler, temel yeteneklerimiz neler, yani bizde ne var, bir envanterimizi çıkarıyoruz. Veya daha yapılandırılmış analizler uyguluyoruz, PIMS analizi gibi. Burada bazı standartize edilmiş adımlar var. Bu adımları uygulayarak kendimizi diğer işletmelerle karşılaştırıyoruz. Ya da Michael Porter'ın önerdiği değer zinciri analizini uyguluyoruz. Value Chain Analysis. İşletmemizde değer yaratan süreçler topluluğunda hangi aşamalarda hangi değerleri elde ediyoruz? Bizim temel işlevlerimiz nasıl çalışıyor? Destekleyici fonksiyonlarımız nasıl çalışıyor? Bunun analizi. Ya da daha basiti ve daha yaygını fonksiyonel analiz yapıyoruz. Bizim pazarlamamız nasıl?
bizim finans ve muhasebe fonksiyonumuz nasıl çalışıyor? Bizim Ar-Ge ve teknolojik durumumuz nasıl? Genellikle bu en iyi rakibe göre benchmark edilerek yapılır. İşte üretim ve tedarikte ne durumdayız? Bunun için, bunların her biri için hem Erol Hoca'nın hazırladığı sorular hem de benim ilave ettiğim sorularla birer şablonla karşılaşacaksınız kitapta. Yani kendimizi pazarlamamıza bir puan çıkartacağız en büyük rakibimizle kıyaslayarak. Ya da finans ve muhasebe fonksiyonumuzun nasıl çalıştığıyla ilgili bir puan çıkartacağız. Ar-Ge'miz nasıl olduğuyla ilgili bir puan çıkartacağız. İK'mız nasıl olduğuyla ilgili bir puan çıkartacağız. Bu puanlama için birer şablon sunuyor kitap. Birazdan bu puanlamayı anlatacağım. İşte yönetim süreçlerimizi analizi, ne durumdayız? Yönetim bilgi sistemlerimizin analizi, şirket kültürünün analizi. Bu fonksiyonel analizdir. Ve işletmenin esas rakibe göre durumunu doğrudan benchmark ederek bu tüm boyutlarıyla karşılaştırmak bizim güçlü ve zayıf yönlerimizi bulmak için kullanacağımız en iyi metot. Yani gördüğünüz gibi SWOT analizinin S ve W'su oturup 5 kişinin kafa kafaya verip ya bizim neremiz güçlü, neremiz zayıf yazalım bakalım, hadi söyleyin arkadaşlar tahtaya, sonra da bunu kağıda geçirelim şeklinden ziyade azıcık daha teknik bir analiz. Ve neredeyse her bir boyutu farklı iş gruplarından ya da danışmanlardan elde edilmesi gereken yoğunluklu bir analizden bahsediyoruz. Çevre analizine geldiğimizde ise aslında iki farklı kavramdan bahsediyoruz. İlki genel çevre analizi. Yani içinde bulunduğumuz pazardan doğrudan o pazarla ilgili olmayan ama bizim çevremizin ta kendisi olan unsurlar. Ne bunlar? Ekonomi mesela bunun ta kendisi. Ekonomik çevre. Burada nasıl fırsatlar var, nasıl tehditler var? İşte politik ve yasal etmenler de bizi nasıl fırsatlar bekliyor, nasıl tehditler bekliyor? Ne tarz kanunlar çıkabilir, bize bu fırsat olabilir? Ne tarz kanunlar çıkabilir, bize tehdit olabilir? Sosyokültürel ve demografik çevre nasıl değişiyor? İnsanlar daha çok bekar mı yaşamaya başlıyor? Çocuk sayısı artıyor mu, azalıyor mu? Kentlilik artıyor mu? Toplumun demografik para harcayan insanların yaş grupları nasıl değişiyor? Demografik analiz. İşte teknolojik çevre analizi. Bizim sadece bizim ürettiğimiz ürün grubunda değil, dünyada teknolojik olarak neler değişiyor ve bunlar bizi nasıl etkileyebilir? Ekolojik çevre, çölleşiyor mu burası giderek, daha mı soğuyor, daha mı ısınıyor? Bunlarla ilgili analiz doğrudan ya da dolaylı etkiler olabilir bize. Ve uluslararası çevre, ağırlıklı olarak yakın komşular ama dünyanın tamamını da kapsayabilecek bir çevre analizinden bahsedebiliriz burada. Bu analizin hemen ardından daha dar kapsamlı bir analiz gelir. O da içinde bulunduğumuz pazarın analizi, sektörel analiz. Yakın çevre analizi, endüstriyel çevre analizi, sektör analizi ya da pazar analizi dediğimizde hemen hemen aynı şeyleri anlayabilirsiniz. Pazar analizi, yakın çevre analizi, sektör analizi, endüstri analizi. Bunların tamamı neredeyse aynı yere işaret eder. İçinde bulunduğumuz pazarın koşulları ne? Burada da hiç sağa sola lafı dolaştırmadan doğrudan Michael Porter'ın önerdiği modeli ve şablonu sunuyorum ve öneriyorum sizlere. Bu şablonda faaliyette bulunduğumuz pazar aslında 5 tane ciddi unsurdan oluşur. Bizi etkileyen 5 ciddi unsur vardır. 1. Tedarikçilerimiz. 2. Müşterilerimiz. 3. İkame ürünler, yani bizim yerimize tercih edilebilecek ürün grupları. 4. Potansiyel rakipler. 5. Mevcut rakipler. Bu beşliğe pazarın 5 gücü denir. Ve herhangi bir pazara yatırım yapmadan önce bu pazarın 5 gücünün analizi yapılır. Ve hem yakın çevre analizinden hem de genel çevre analizinden biz bayağı bir fırsat ve tehdit listesi elde ederiz. Dolayısıyla SWOT analizinin O ve T'si,
Opportunities and Threats kısmı ya da GZFT analizinin işte fırsat ve tehdit kısmı da böyle belirlenir. Yakın çevre analizi ve genel çevre analiziyle. Sonra bunları birleştiririz ve buradan bir SWOT analizi ortaya çıkar. Buraya kadar sorunuz var mı? Adım adım ilerlememiz gerekiyor. İşler biraz daha sertleşecek çünkü biraz sonra. Anlayarak ilerlediğinize emin olun lütfen. Okey. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yakın çevre analizinde Porter'ın bahsettiği 5 güçten bahsediyoruz. Doğru evet, mu? Evet. Genel çevre analizinde de aynı şeyi yapabilir miyim? Genel çevre analizi ile ilgili Porter'ın ortaya koyduğu farklı şablonlar var tabii ki. İşte Diamond analizi falan gibi şablonlar var ama Porter'ın yakın çevre ile ilgili koyduğu analiz gerçekten hakkıyla evrenselleştirilebilecek bir analiz şekli. İsterseniz işte az önceki gibi krem sektörüne girin, isterseniz inşaat sektörüne girin, isterseniz Azerbaycan'da sucuk işletmeye çalışın. Mutlaka bu 5 kavramı araştırmanız gerekiyor. Müşterilerin kim olacak? Tedarikçilerin kim olacak? İkame ürünler ne? Rakipler ne? Potansiyel rakipler ne? Hangi pazara girersen gir, bu 5'liyi analiz etmen gerekiyor. Ve bu yeterince evrensel gerçekten. Pazardan pazara, sektörden sektöre değişmiyor. Her yerde geçerli. O yüzden kıymetli bir şablon. Ama genel çevre analizini o kadar şablonlaştırmaya gerek yok. Ama ekranda gördüğünüz başlıklar yani ekonomi, politik yasal, sosyokültürel, demografik, teknolojik, ekolojik ve uluslararası çevre dediğinizde aslında zaten dünya ile ilgili her şeyi analiz etmiş oluyorsunuz. Yani bir sosyoloji kitabı yazmış oluyorsunuz. Alanla ilgili bir çevre analizi yaptığınızda. Hatta üstüne bir de ekolojiyi de eklemiş oluyorsunuz. Şey bile var, ekolojik çevre bile var orada. Yani hem insandan bahsediyoruz hem doğadan bahsediyoruz. Artık bahsetmeyelim miyiz hiçbir şey kalmıyor. Fırsat ve tehdit ne varsa o. Bizi bekleyen ilk aşama, yapmamız gereken ilk aşama bir stratejist ekibi seçme. Stratejik analiz sürecinin kendisini planlama. Bu dosya bir kişinin kaleme alacağı bir sanat eseri gibi düşünülmemeli. Bu ortaklaşa yapılacak, şirketin belki de önündeki 3 yılın planlamasını ortaya koyacak, bütçesinin dağılımını belirleyecek, çok farklı gruplar tarafından oluşturulacak bir ortak ürünle oluşturulacak bir çaba. Çeşitli çalışma gruplarına çeşitli ödevler verilebilir. Ama en nihayetinde bunları bir araya getirecek olan ve nihai analizleri yapacak olan bir dar bir stratejist kadroyu da belirlemek gerekiyor. Bu kadronun ideal dizilişi yok ama mutlaka içeriden kritik birimlerin direktörlerini barındırmak, bir tane de dışarıdan stratejik danışman barındırmak, belki hukuk belki de finans alanında birer danışman daha barındırmak, özellikle yeni pazarlara gireceğini stratejileri analiz ederken kıymetli olacak. Bu stratejistler bir işletmede stratejik yönetim süreciyle ilgili tüm çalışmaları planlayan, organize eden, yürüten, koordine eden, denetleyen bir yapı oluyor. Aslında bir yetkiye sahip oluyor. Bu bir komisyon, bir komite gibi düşünebilirsiniz. Kimler olabilir? Dediğim gibi işte hissedarlar olabilir, patron olabilir, yani sahipler olabilir, yönetim kurulu üyeleri olabilir, direktörler olabilir. Bazı kritik departmanlardan hiçbir yöneticilik unvanına sahip olmayan ama kritik konularda yönlendirecek olan, örneğin IT'den önemli bir mühendis, o bile olabilir stratejik analiz sürecinde. Yani ekibi her konuda konuşabilir, her konuyu derinlemesine inceleyebilir bir ekipten kurmak önemli. Burada bu ekibin lideri olacak tabii ki. Ve ekibin
toplantı takvimini, ekibin iş planının tasarımını, görev dağılımını nasıl yapılacağını belirlenmesi gerekiyor. Takvimlenmesi ve bu işin kendisinin de bütçelenmesi gerekiyor. Ve herkesin pozisyonunun, yetki ve sorumluluklarının bu komitede belirlenmesi, netleşmesi gerekiyor. Bundan sonraki analizlerde 4 kişilik hayali bir stratejist ekibinin verdiği puanları göreceksiniz. Çeşitli konularla alakalı. Tehdit ve fırsatlarla başlayalım mevzuya. Bunu şu şekilde görselleştirmiştik zamanında. Bir kere genel çevre dediğimiz, az önce söylediğim işte teknolojik, politik, yasal, ekonomik, ikincisi ekolojik olarak, ekolojik, sosyokültürel, demografik çevre. Bunlar birbirini ve pazarları doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyorlar zaten. Bu genel çevrenin içinde yer alan da bir sürü pazar var. Ama bizim ilgilendiğimiz örneğin 4 tane pazarı olduğunu düşünelim. Pazar A, pazar B, pazar C, pazar D. 4 tane pazarda faaliyet gösteriyoruz ya da belki 3 tane de gösteriyoruz. Bir tanesinde de göstermeyi planlıyoruz. Her bir pazarın kendi müşteri, satıcı, rakip, ikame ürün ve potansiyel rakip grubu var. Bunlar pazara özel. Mesela dediğim gibi işte Azerbaycan'da işte sucuk işi yapacaksın. Buradaki 5'li farklı. Türkiye'de inşaat işi yapacaksın. Buradaki 5'li farklı. İşte Rusya'da çimento üreteceksin. Oradaki 5'li farklı gibi. Yakın çevre ve genel çevrenin bir arada sembolik gösterimini gördünüz. Şimdi ekonomik çevreden başlayalım. Ne bu ekonomik çevrenin unsurları? Enflasyonun ta kendisi. Piyasadaki arz ve talep düzeneği nasıl oluşmuş? Burada şu çok önemli. Devlet politikaları bazen arzı arttırıcı yönde düzenlenir, bazen talebi arttırıcı yönde düzenlenir. İkisini birden arttırıcı yönde düzenlerseniz hem ekonomik büyüme olur hem enflasyon olur. İşte bunları da doğru planlamanız lazım. Ama talep kısıcı planladığınız zaman mesela şu andaki eğer bir planlama varsa ki işte bunların planlanarak yapıldığını varsaydınız bir dünyadan bahsediyorum. Şu anki plana göre standart, düşük ve orta seviye insanların talebini kısmak, özellikle ithal ürünleri olan talebini kısmak ve iş gücünü ucuzlatarak yurt dışında rekabet edebilir hale gelmek, cari açık fazlası vermeden bu şekilde yıllar geçirerek bir büyüme modeli sağlamak. Bunun başarıya ulaştığı çeşitli ülkeler, çeşitli dönemler oldu ama dünyanın bugünkü konjonktürü böyle mi değil mi gerçekten tartışmalı bir konu. Bu döngüden başarıyla çıkan birkaç ülke oldu. Çin ve Güney Kore gibi. Ama burada önemli olan hangi politikalar uygulanmış, arz ve talep piyasaları nasıl, işsizlik oranları ne? Örneğin yakın zamanda Amerika'da işsizlik oranları tarihin en düşük rakamlarına düştü. Ve bayağı bir istifa şeyi yaşandı. Herkes iş değiştirdi. Patır kütür istifa ediyorlar, iş değiştiriyorlar, istifa ediyorlar, iş değiştiriyorlar. Pek çok alanda iş gücü açığı ortaya çıktı. O dönemi şu an geçtiler diye biliyorum. Çok uzaktan analizleri çok ayrıntılı okumadım ama işsizlik oranları doğrudan şey gibidir. İş gücü ücretleri balık fiyatlarına çok benzer. Bir iş gücünden çok bulursanız ücret düşer, bir iş gücünden az bulursanız ücretler artar. Çok basit, yani çok basit bir arz talep piyasası vardır orada. Eğer işsizlik oranları düşükse iş gücü ücretlerinde artışın habercisidir bu. İşsizlik oranları yüksekse iş gücü ihtiyacındaki, iş gücü ücretlerindeki azalışın habercisidir bunlar. Piyasadaki fiyat ve ücret kontrolleri nasıl? Bazı ürünler tüketilmesin diye özellikle ağır vergiler konulur. Bunlar nasıl kontrol edilir? Hangi pazarlarda neler var? O pazarda enerjiye ulaşılabilirlik nasıl? Enerjinin maliyeti nasıl? Bunlar ekonomik çevreyle ilgili yapılabilecek analizlerdir.
Farklı ülkeleri karşılaştırdığınız zaman işte örneğin litre başı dolar cinsinden benzin fiyatları ülke ülke nasıl değişir analizini yapabilirsiniz. İşte ne bileyim son tüketiciler enerjiye nasıl ulaşır. İşte Türkiye'de benzin fiyatları nasıl değişmiş dolar cinsinden. Başka ekonomik çevre ilgili yapılabilecek en kritik analizlerden bir tanesi de tüketici güven endeksi ve üretici güven endeksidir. Ne bunlar? Aslında çok kolay ölçülürler. Çok basit birkaç soru sorulur. Sokaktaki insanlara denir ki önümüzdeki 6 ayı bugünden daha iyi görüyor musunuz? İşte sizce istikrarlı zamanlara girdik mi? İşte geleceği daha iyi görüyor musunuz bugünden? Aynı şeyi söyledim gerçi. Bunun gibi birkaç basit soru sorulur ve insanların verdiği cevaplar ay ay kaydedilir ve birbirlerine göre değişimin nasıl olduğu görülür. Yani insanlar geleceğin bugünden daha iyi olacağını mı düşünüyorlar, daha kötü olacağını mı düşünüyorlar? Dünyayı nasıl algılıyorlar? Geleceğin bugünden daha iyi olduğunu düşünürsen, örneğin kredi çekmeye, iş kurmaya daha çok eğilimli olursun. Risk almaya daha çok eğilimli olursun. Daha pozitif hareketler, daha çok harcarsın. Ama geleceğin bugünden daha kötü olacağını düşünüyorsan daha tutumlu davranırsın. İş kuracaksan iş kurmazsın. Yani piyasanın küçüleceğinin işaretidir bu gerçekten de. Bu 0 ile 200 arası bir rakamdır. Tüketici güven endeksi rakamı. Türkiye'de de işte hep 100'ün altında seyretmiş. Bugünlerde de 40'ın altına kadar indi diye tahmin ediyorum. Üretici güven endeksi de aynı soru üreticilere sorulur. Tüketicilere göre üreticiler bir 10 puan falan daha optimisttir geleceğe dair. Ama yine de bunlar genellikle birbirine paralel tavırlar sergilerler. Tüketicilerle üreticiler. Şey olarak varmış hocam. Ekim ayında 76.8, Kasım'da 71.1 ama TÜİK verileri. Yani. Burada doğru veriler için şeye bakmak daha doğru olur. World Economic Forum ya da Trading Economics gibi siteler biraz daha güvenilir olur ama ya da Dünya Bankası, onların yaptığı analizler gayet yerinde olur. Özellikle işte Trading Economics sitesine girdiğinizde her ülkenin karşılaştırma olarak bütün verilerini görebiliyorsunuz. World Economic Forum'a girdiğinizde bayağı bir şey görebiliyorsunuz. Yani açık kaynaklardan birazdan göstereceğim hemen hemen her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ekonomik çevre analizleri işte büyüme oranları var. İşte gayri safi milli hasılalardaki büyümeler. Satın alma paritesine göre satın alma gücü nasıl değişmiş insanların. Bunlar analiz edilebilir. İşte enflasyon oranları var, işsizlik oranları var, cari açık oranları var, kredi bölü gayri safi yurt içi hasıla oranları var gibi bir sürü rasyo var. Bunlar ekonomik çevreyle ilgili yapılan, uluslararası kabul gören çeşitli analizler. Bir ara verelim, 15 dakika sonra devam edelim. Tam 8'i 20 geçe buluşalım. Teşekkürler.